bu ses? Ne sesi? Ben bir ses duymuyorum. Olur mu canım? Çayır çayır bebek ağlaması sesi geliyor. Ha, bebek ağlama sesi mi? O şey, bizim şereflerin telefonları var ya, son model sesler, ınga ınga diye bebek sesleri onlardan. Olabilir. Ama her halükarda Rıdvan Kanat Lisesi'nin direktör yardımcısı olarak o telefonu bulup susturmam lazım. Zira hocalar derslerden çıkıp susturabilir. Ya boşver sen Ramazan kardeş. Belki acil bir şey vardır. Anası hastalanmıştır. Nasıl çalıyor? Bakmıyorlar bile. Bak hala çalıyor. Sanıyorum ses buradan geliyor. Yok, aşağıdan geliyor. Az evvel ben de duydum. Gerçekten bak, ben de demin az evvel geçerken duyduydum. Bana sanki buradan geliyormuş gibi. Yok, oradan geliyor. Deme, ses yankı yapıyor yukarıda. Yankı mı? Hiç yankına başlar. Yok, onu bırak. Oradan gel. Aşağıda. Düşünce yaşamında... Sizin bebek ağlaması duyuyor musunuz çocuklar? Evet, duyuyoruz hocam. Hoca nerede? Hoca camide de bebek nerede bilmiyoruz. Ben şimdi öğrenirim nerede olduğunu onun da. Ama eğer böyle bir numara yapıyorsanız dersi kaynatmak için ben teneffüste de devam ederim. Çok iyi biliyorsunuz. Siz şimdi benim kaldığım yerden bir devam edin. Sen oku bakayım, devam et. Peki öğretmenim, ben okurum konsept olarak. Siz de dinleyin konsept olarak. Aydınlanma çağı. 17. ve 18. yüzyıllarda... Anasının bir tanesi. Ağlama. Yok, ağlama oğlum. Bak, ben sana mamalar alacağım. Senin ağzını değiştirecek babam. Ağlama oğlum. Bak, bir yardım getir. Bak, bak ben sana çakıla çakıla. Hoppidik 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 oğlum. Bak. Yok, yok oğlum, yok. Kurban olayım, ağlama oğlum. Kalk! Anam, Ceyar ve adamları. Ne oluyor burada? Nereden çıktı bu bebek? Direktörüm, Hediye yavrulamış. Hediye, bir, deminden beri gelen ağlama sesi bu kucağındakinden mi geliyor? İki, burası okul mu, ağlama duvarı mı? Üç, bu bir çelişki midir? Bu üçünü istiyorum. Kes zevzekliği! Dört, ben bir zevzek miyim? Buna cevap vermesen dur. Hoş bir şey diyeceğim. Amir Bey. Afet Hanım merhaba. Biz de sesin kaynağını arıyorduk. Hediyeymiş meğerse. Hediye, nereden çıktı bu bebek? Evet, direktörüm haklı. Nereden çıktı bu bebek? Ben biliyorum, ben biliyorum ama söyleyemem çünkü ablam her lafa girmedim. Çok konuşuyorum. Daha da önemlisi bu bebek kimin? Afet Hanım da çok haklı. Bu bebek kimin? Daha önemli var aslında. Bu bebek sakallı bebek mi? Çünkü kıyamet alameti olabilir. Sakallı bebek gazetede çıkıyor biliyorsun. Şimdi bu zevzek de haklı olabilir. Evet. Eğer bebeğin sakallı... Kesin zevzekliği! Ya Hediye, burası anaokulu mu? Hiç insan bebeğini okula getirir mi? Ya bir yanlışlık var galiba. Hediyenin bu kadar küçük bebeği yok ki. Hayır öğretmenim, bu benim şerefim oğlum. Ben evde yalnız kalıp da ağlamasın diye okula getirdim. Kurban olayım, beni işten atmayın müdürüm. Ama Hediye, sen hep demez misin benim şerefim şimdi 15 yaşında olmuştur diye? Durun! Afet teyze alınma ama burada soruları ben sorarım. Herkes kola kola yürüyün. Hadi bir sus. Tamam. Kes sesini. Olur. Bir sus be Ruhi. Öyle değil mi Hediye? Evet öğretmenim. 15 yıl evvel benim oğlum şerefim bu kadardı işte. Yahu şeref kim? Çıldıracağım şimdi şerefsizim. Şeref benim, şerefim oğlum. Müdür bey, benim şerefsiz kocam şerefimi 15 yıl evvel aldı kaçırdı benden. O vakitten beri hiç yüzünü görmedim. Nasıl yani, sen şimdi 15 yıldır çocuğunu görmüyor musun? Yok, hiç görmedim. Çok özledim. İzine bile rastlayamadım. Ya demek senin kocan da Sevda Hanım gibi çocuğunu aldı kaçtı. Ya şimdi bu bebek kimin? Ben dün okulun çöplerini çöpe atarken yolun kenarında buldum. Çok ağlıyordu. Çok üzüldüm. Dayamadım. Aldım okula getirdim. Öğretmenim, kurban olayım, onu benden ayırmayın. Ben buna bakarım, büyütürüm, okula göndertirim, askere göndertirim. Ne olur beni bundan ayırmayın öğretmenim. Bir dakika şimdi bak Hediyeciğim, bir bebeği annesinden ayırmanın ne demek olduğunu en iyi sen bilirsin. Bu acıyı en yakın sen yaşadın. Sen hep demez misin ben şerefimi çok özlüyorum diye? Çok özlüyorum. Ama şimdi bu bebeği de özleyen bir annesi var. Ama öğretmenim, o nasıl bir anne, yolun kenarına bırakıp gidiyor.
Öyle bir anne de bu bebeğe hayır gelir mi hiç? İşte yani bir cahilliktir yapmıştır, şu anda çok pişmandır. Kim bilir geldi belki o da arıyor bebeğini, ne kadar acı çekiyordur. Bu acının ne olduğunu bile bile için rahat eder mi bu bebeği saklamayı? Anasına iyice tembih edin. Bir daha benim şerefimi sokağa bırakmasın. Hediyeciğim, merak etme sen. Biz memur arkadaşlarla görüştük. Annesi fakirlikten bırakmış onu. Zengin biri bulsun da onu yetiştirsin diye. Ama artık çok pişmanmış. Yani bebeğimi bulsunlar artık ölürüm de vermem diyormuş. Sen merak etme, olur mu tatlım? Oğlum şerefim. Benim garip şerefim. Baksana. Bu karalık alnında yazılıymış. Bula bula beni buluyor. Bakın bir şey söyleyeceğim. Sizden bir ricamız var. Bebeğin annesine lütfen söyleyin. Arada sırada bizi okula getirsin. Bebeği hem sevelim hem de elimizden geldiği kadar yardımcı olalım. Tabii efendim, söylerim. Müsaadenizle biz dönelim. Bir dakika. Bunlar benim şerefimin patikleriydi, 15 yıldır saklıyorum. Anasına verin, giydirsin, o da saklasın.